İstanbul Planlama Ajansı olarak biz odağına İstanbul'u ve İstanbul'un uzun vadeli planlamasını benzeri görülmemiş bir şekilde çok disiplinli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de tabii ki bilgi üretmek bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi ki üretilen bilgi üzerine bir politika oluşturmak mümkün olsun. Ve tabii ki bunu sadece belirli aktörlerle belirli bir şekilde yapmak yerine olabildiğince farklı aktörleri de bir araya getirecek. Söz gelimi, kamu, yerel yönetim temsilcileri, özel sektör, sivil toplum, akademiden uzmanları bir araya getirip bunun ışığında bir bilgi üretmeyi ve bunu politikalara yansıtmayı öncelik benimsemiş durumdayız. Burada elbette gıda konusu da İstanbul Planlama Ajansı'nın sadece bugünü değil, önümüzdeki yıllara da mevcut projeksiyonlar doğrultusunda en önceliklendirdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunun hem tarımsal üretim tarafı var, hem tedarik tarafı var, sağlıklı gıda erişim tarafı, sosyal politikalar ve tabii ki beslenme konusu da var bunun. Bunun bütün bir paket olarak bugünkü etkinlikte, Kibele Project'le birlikte oluşturduğumuz bu etkinlikte bunu tartışmaya açmak İstanbul odağında sadece sınırlı değil, yerel yönetimler odağında, kentler odağında bu konuda yapılan çalışmaları bir araya getirmek ve bunun üzerinden bir paylaşım alanı oluşturmak istedik. Bunun için de özellikle İPA İstanbul kitaplarını seçtik. Çünkü burası da yakın zamanda açılmış. Özellikle bilgi üretmek üzerine oluşturulmuş bir alan burası. Dolayısıyla tam doğru yerde, tam doğru kurumda, tam doğru kurumlarla işbirliğinde oluşturduğumuz bir etkinlik oldu. Buradan yaptığımız tartışmalar doğrultusunda da politikalara yön vermek, bilgi üretmek ve bunun üzerine bir altlık oluşturmak hedefimiz vardı. Bugün de bu amaca ulaşmış olduk. Şimdi bugün Dünya Gıda Günü 16 Ekim. Bugünün Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl belirlenen teması geride kimseyi bırakma. Bu temanın temel nosyonu da özellikle adil gıdaya erişim hakkı konusunda insanları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek. Dünyada bizim de bu etkinlikte dikkati çekmek istediğimiz şey özellikle metropol yaşamında yani kentsel yaşam içerisinde adil gıdaya erişim hakkının önemini, tedarik zincirlerini ve bunun nihai sonucu olarak tüketicilerin gıdaya erişim süreçlerinin tamamını kapsayan bir bilgi üretmekti bugünün amacı. Farklı disiplinlerden katılımcılar, yerel yönetimlerin bu konudaki katkıları neler olabileceği, hali hazırdaki süreçlerdeki sorunlar ve çözüm önerilerine dair geniş, detaylı ve kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler. Bu sunumlar farklı disiplinlerden olmaları sebebiyle bizim bugünün başlığı açısından hedeflediğimiz gıda ve tarım konusunda bilgi üretme nosyonu için oldukça faydalı oldu ve bence etkinlik oldukça verimli geçti bu anlamda.